Hepinize merhabalar canlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Fatoş. Nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Hepinizin sağlığına duacıyım. Bizleri soracak olursanız da Allah'ımıza şükürler olsun. Hepimiz gayet iyiyiz. Sizlere bugün ıspanaklı borani tarifi vereceğim. Ispanaklı borani nasıl yapılır? Yoğurtlu ıspanak tarifi meze olarak da masalarımızda yer alabilir. Dilerseniz malzemelerimi sayarak başlayayım. Evet, ıspanaklı borani için gerekli olan malzememiz 250 gram ıspanağın sadece yaprak bölümünü iyice yıkayıp ince ince doğrayıp içine bir çay kaşığı tuz atıp üzerine geçecek kadar su ile 5 dakika tencerede kaynatalım. Kaynattıktan sonra süzelim. Hemen üzerine soğuk su ilave edip şoklayalım. Şöyle gördüğünüz gibi ben haşladım daha öncesinde. Bu sayede ıspanaklar yeşil kalacak. Püf noktası olarak da soğuk su dökünce ıspanaklar yemyeşil kalıyor arkadaşlar. Biraz kaşık yardımıyla süzgecin içerisindeyken ıspanağın üzerine basalım. Fazla suyu çıksın. Sonra bu şekil zaten. Ispanağın yapılışını anlattıktan sonra şimdi geçelim gerekli olan malzemeye. 1 su bardağı kadar ıspanak haşlanmış. 2 su bardağı yoğurt. 1 diş ezilmiş sarımsak. 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Dilerseniz pul biber ve tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi ıspanaklı boranemizin yapılışına geçelim. Karıştırma kabımı alıyorum şöyle. Ispanağımı içerisine boşaltıyorum. Evet, ıspanağım burada. 2 su bardağı kadar olan yoğurdumu ilave ediyorum. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Süzme yoğurtla da çok harika oluyor. Evinde hangisi varsa evinizde. 1 diş sarımsağımızı, ezilmiş sarımsağımızı da ilave ediyorum. Evet. 1 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Evet, ıspanaklı boranemiz şöyle hazır. Hemen servis tabağıma alıyorum. Birazını boşaltıyorum. Yoğurt koyunca çoğalıyor arkadaşlar zaten. 2 tabak oluyor bu şekilde. Şöyle. Evet. Hemen üzerine yağını kızdıracağım. Şu şekilde görünümü. Hemen ocağımızı yakıyorum. Sos tavama aldım ocağıma. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle yeterli. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Evet. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen alacağız. Fazla yakmamamız lazım. Güzel kırmızı olması için üzeri. Fazla tutarsak yanar arkadaşlar. Onun için hemen alacağım. Bu arada kamerayı durdurmuyorum. Sizlerin de görmesi için. Kaç saniyede olduğunu. Evet, gördüğünüz gibi hemen köpürmeye, kabarmaya başladı. Şöyle kaşıkla bakabilirsiniz. Evet, yeterli bu kadar. Hemen alıyorum. Şöyle göstereyim yakından. Evet, kızdırdığımız yağımızı şöyle hemen gezdiriyoruz üzerine. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada cevizle de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ceviz parçaları, iri dövülmüş ceviz parçaları da yapabilirsiniz. Yoğurdunuzu yaparken ıspanağınızın içine ceviz de koyabilirsiniz. Kenarlarına ceviz koyarak da süsleyebilirsiniz. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Sizler de bu şekilde mi yapıyorsunuz yoksa daha değişik tarifleriniz var mı ıspanaklı borani için? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.